Efendim merhabalar yeni bir tarım soru yoruma hoş geldiniz şerefler verdiniz efendim sağ olun var olun bugün dünya makarna günü ve dolayısıyla biz bu sektörü eline boyuna çok hızlı bir şekilde e, tartışacağız e, çok önemli sorularımız var Türkiye'den makarna üretimi tüketimi sanayisinin durumu dış ticareti Olası sorunları, çözüm önerileri konusunda Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aykut Göymen bizlerle birlikte Sayın Başkan hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Umut Bey, İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Bu özel günde bizlerle birlikte olduğunuz ve tam da gününde efendim yayınlayacağız ama. Çok fazla sayıda sorun var benim ama ilk sorum şu. E, nereden çıktı Dünya Makarna Günü? Kaç yıldan beri kutlanıyor? Ve özellikle e, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği olarak biliyorum ki e, bugünün ortaya çıkmasında ve bu kadar e, içerikli, etkin bir şekilde kutlanmasında sizin de rolünüz çok fazla. Dilerseniz böyle başlayalım efendim. Tabii ki. Bizim derneğimiz 25 Ekim 1993 yılında kuruldu Umut Bey. Ee, ve 1997 yılında e, aynı zamanda Türkiye Makarna Sanayiciler Derneği, IPO yani International Pasta Organization, Uluslararası Makarnacılar Derneği'nin de kurucu üyesi. Ve 1997 yılında Türkiye Makarna Sanayiciler Derneği'nin e, önerisiyle 25 Ekim Dünya Makarna Günü olarak ilan edildi. Ve o günden bugüne kadar her 25 Ekim'de Dünya Makarna Günü olarak kutlanmakta. Ne kadar güzel. Böyle bir dünya sıfatını da koymak için gerçekten dernek olarak verdiğiniz çabalarda hem tabii ki Türkiye'deki makarna sektörünün hem de tabii ki makarna üretimini ham madde sağlayan diğer sektörlerin onları da soracağım şimdi biraz daha gündeme gelmesi ve tabii ki belki bunlardan bir nebze daha genel bir kitleyi düşündüğümüzde Türkiye'de makarna tüketiminin de artması için çok olumlu gelişmelere vesile olmuş ve olmaya da devam edecek sayenizde bir kez daha bir yayıncı olarak teşekkür ediyorum Sayın Başkan önce Türkiye diyelim sonra dünya ölçeğinde biraz bakalım eğer uygun gör. ...görürseniz efendim, tüketimden başlayalım. Sonuçta biz bir tüketiciyiz. Sektörel sorularım da var ama... E, ...Türkiye'de kişi başı ne kadar makarna tüketiliyor... ...ve bu tüketim e, tırnak içerisinde yine gelişmiş diyebileceğimiz... ...ülkelerle bir mukayese edildiğinde acaba ne durumdayız efendim? Türkiye'de makarna tüketimi kişi başında şu anda 8-8,5 kilogram civarında. E, dünyada tabii ikinci büyük üretici, ikinci büyük ihracatçı ama... Dünya makarna tüketimine şöyle bir göz önüne aldığımızda Umut Bey, buyur, buyur. dünyadaki makarna tüketimine göre Türkiye 8. sırada. Mesela İtalya'da 24 kilo şu anda kişi başı bir yıllık tüketim. Yunanistan mesela örnek verelim işte 17 kilogram, Amerika e, keza e, 18 kilogram civarında ve bizim ülkemiz şu anda tabii e, iç tüketim anlamında daha gideceğimiz ben yer Çok olduğunu düşünüyorum. Peki Sayın Başkanım e, yıllar itibariyle zaman aralığını size bırakıyorum tabii ki e, makarna tüketimimiz artıyor mu düşüyor mu onu merak ettim sadece efendim. Tabii ki hemen e, bilgi vereyim. 1994 yılına 95 yılına baktığımızda yaklaşık bundan 30 yıl önce kişi başı e, tüketim yıllık 4 kilogram 4,3 kilogram. Bugün yıllık tüketim kişi başı e, 8 kilogram yani yaklaşık %80-85 civarında bir artış, bir artış. oldu. Ee, Sayın Başkan peki az önce verdiğiniz örneklerden de hareketle e, biz e, niye daha fazla makarna tüketmiyoruz? Bunun bir sebebi var mı? Yoksa hani e, Türkiye'nin e, diyet hani beslenme alışkanlıkları açısından düşündüğümüzde e, hani bu yüzde sekseni aşan bir e, gelişme de var demiştiniz. Bu yeterli midir efendim? Şimdi bizim de, biraz önce söylediğim gibi gideceğimiz daha çok nokta var ama bu Türkiye'deki makarna e, alışkanlığı 90'da, 93'te 94'lü yıllardan sonra yavaş yavaş artarak devam etti. Ve bu süreçte şöyle dediğim gibi 4.5'tan 8 kilograma çıktı ama e, daha gideceğimiz yerler var. Önceden e, makarna e, ana yemek olarak kabul edilmiyordu. Oysa şu anda Hı -hı. E, görüyorsunuz bazı restoranların ana menülerine girdi. Hı -hı. E, ve ülkemizde e, bir de e, biliyorsunuz hani e, eşler de çalışmaya başladı. Yeni jenerasyon hanımefendiler de çalışıyor. Beyefendiler de çalışıyor. Dolayısıyla yapması daha kolay, pratik, hızlı bir de sağlıklı bir ürün olması sebebiyle daha da artacağını düşünüyorum ben önümüzdeki yıllarda. Artması da lazım diyorsunuz. Çünkü verdiğiniz e, örneklerdeki ülkeler mesela bizim iki katımız, üç, üç katımız olan ülkeler var inşallah. Peki efendim. E, bir daha şimdi, vermek istiyorum buyurun. ama bu arada bu buyurun, çok buyurun. önemli bir bilgi. Şimdi makarna gerçekten e, çok masum bir gıda. Yani nasıl masum bir gıda? Biz biliyorsunuz, yani ülkemiz için konuşuyorum, Türkiye için konuşuyoruz. Makarnalık durum buğdayını alıyoruz, öğütüyoruz, irmigel de diyoruz. Bu arada herkes e, biliyorsunuz makarna işte undan mı yapılıyor falan böyle bir soru işareti vardı. Ama Hı. öyle değil maalesef. E, doğru bilgi şu. Makarna irmikten üretiliyor. Durum buğdayının irmiğinden. Buna biz sadece su, bakın sadece su verdikten sonra Teknolojik makinalarda yoğuruyoruz, şekillendiriyoruz ve yine teknolojik bir şekilde kurutuyoruz. Ve hiçbir katkı maddesi, e, herhangi bir şey ilave etmeden direkt halka gönderiyoruz. Ayrıca şu anda e, bulunan tesislerin tamamı teknolojik tesisler. Hem paketleme anlamında, hem üretim anlamında, hem lojistik anlamında el değmeden üretilen sağlıklı da bir gıda. Dolayısıyla evet. makarna hakikaten tüketim anlamında karbonhidrat anlamında insanlara faydalı bir ürün ben dediğim gibi daha ileriye gideceğini düşünüyorum. İnşallah Sayın Başkan. Bu arada biliyorsunuz Tarım ve Orman Bakanlığı gıda güvenliğinde anlık ifşa sürecini de başlattı. Orada çok şükür ki hiç makarna gündeme gelmedi. Benim takip edebildiğim kadarıyla. Bu da az önce söylediğiniz gibi ne kadar hijyenik şartlarda elde edilmeden üretim yapıldığını, sadece su ilavesiyle bir üretim yapıldığını göstergesi. Şimdi Sayın Başkan şunu soracağım. Sektörümüz... Bir genel bir rakam verebilir misiniz? Yani Türkiye'de yılda e, şu kadar ton makarna tüketiliyor gibi bir rakam var mı elimizde efendim? Tabii, Oradan tabii hareketle şöyle, başka sorular soracağım. Tabii şöyle ben hemen söyleyeyim size. Mesela biz TÜİK verilerine göre hareket ediyoruz. Şu anda geçen yıl için konuşuyorum. 2023 yılında 700 bin ton ürün tüketildi Türkiye'de. 700 bin ton. Tüketimde. Evet. Tamam. Peki içerisinde Sayın tüket Başkan. Bu... Var. Tüket paket satılan makarnalar tabii, da tabii, var. Tabii, tabii. Toplam tüketimimiz bu. 700 bin ton. Peki e, kıymetli başkanım sektörde atıl kapasite var mı? Yani az önce söylemeye çalıştığınız daha doğrusu çok net bir şekilde söylediğiniz hedeflere ulaşabilecek bir durumda olsak e, sektörün bu üretimi karşılayabilecek bir kapasitesi var mı efendim? Kesinlikle var. Şöyle bizim üretim kapasitemiz Umut Bey 3 milyon ton. İhracatımız hedeflediğimiz ihracata ulaşıyordu inşallah bu yıl. 1,5 milyon ton varsayıyorum. 700 bin tonda iş tüketimde 2 milyon 200 bin tonluk bir tüketim var. Oysa üretim 3 milyon ton. Yani üretimde 3 yani bin ü... ton daha boş üretim var. Bize. Boş üretim var. Yani tüketim de artsın, ihracat da artsın. Bunların hepsini çok rahat bir şekilde karşılarız diyorsunuz. Anladım. Kesinlikle doğru. Iyi. Ve bunu pandemi sürecinde de gördük. Bakanlığımız da Toprak Mahsulleri Ofisi ile sürekli irtibat halinde. Pandemi sürecinde biliyorsunuz insanlar hani Marketlere biliyorsunuz hani kısa bir vadede de olsa hı hı. E, raflara gittiler ve hep gıda maddelerini özellikle de makarnayı aldılar. Bu süreçte biz e, kimsenin panik yapmamasını yani makarna kapasitesi olarak zaten Türkiye'de üretilen makarnanın biz 5 katı üretimi yani tüketilen makarnanın 5 katını üretiyoruz. Rahat olun dedik ve tüm rafları hiçbir zaman ürünsüz bırakmadık. Bunu da bu şekilde kanıtlamış olduk. Evet efendim çok da haklısınız. Biz de ailecek hani ciddi bir makarna tüketicisiyiz. Çok da seviyoruz çocuklar başta olmak üzere. İşin böyle kilo ve sağlık boyutunda da birkaç sorun var. Onları sona saklıyorum Sayın Başkan. Peki. Şimdi bu söylediğiniz üretim miktarı ve üretim kapasitesi karşı karşıya getirdiğimizde... ...sektörde bir atıl kapasite var ve bu atıl kapasite bizim için sorun mu diyorsunuz yoksa... Sektörde böyle bir sorun yok hani bir e, tüketim artınca biz bunu zaten devreye alırız e, diyebiliyor musunuz efendim? Kesinlikle şöyle bu bizim için bir sorun değil sektörümüz için. Hı hı. E, bu 800 bin ton dediğimiz rakamı biz hem iç hem dış pazarlarda yavaş yavaş artarak e, kapatabileceğimizi düşünüyorum. Herhangi bir problem olmayacağını düşünüyorum. Peki. Peki. E, şimdi şöyle bir e, durum da var efendim. Tabii ki az önce e, makarnanın içeriğini de söylediniz ve biz e, temel ham maddeler e, konusunda gerçekten Türkiye açısından avantajlıyız, irmik dediniz. E, ve sadece su kullanıyoruz dediniz. Tabii bu ürünlerin üretimi ve üretim yani ham maddenin kalitesi de çok önemli. Bildiğim kadarıyla e, Türkiye... E, bu ham maddelerin temini konusunda da çok büyük bir avantaja sahip. Yanlışsam e, düzeltin efendim, doğruysam bu konuda e, birkaç cümle rica ediyorum sizden. Tabii ki şöyle, ben bu konuda özellikle konuşmak istiyorum. Türkiye e, ki ya Türk halkı çok şanslı. Neden şanslı? Çünkü makarnalık durum buğdayından biz makarna üretiyoruz ülkemiz için. Ve makarnalık durum buğdayında Türkiye gen merkezi zaten. Dünyada ilk defa üretilmeye başlandığı yer mezopotam yuvası. Hı. Ve dolayısıyla ürünler de kaliteli. Türkiye'de üretilen makarnalık durum buğdayının kalitesi çok iyi durumda Umut Bey. Şöyle bir bilgi daha vereyim. Hı -hı. E, 20 yıl aradan sonra ilk defa Tarım Bakanlığı'nın Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ve derneğimizin gerçekten hani yaptığı çabalara ve e, sonuçta e, karşılığı olarak ne oldu? E, bu sene yaklaşık 4 milyon küsür 4 milyon ton civarında bir makarnalık durum buğday üretildi. Ve geçen yıl ilk defa 2023 yılında Türkiye normalde biliyorsunuz buğdayda ekmeklik buğday kısmında ithalatçı. Evet, evet, evet. Makarnalık buğdayı geçen sene ihraç ettik bütün ülkelere. 1.4 hmm. 2.4 milyon ton makarnalık buğdayı bu kullanıcı ülkelerde ihracatını gerçekleştirdik. Hem ürettiğimiz ürünlerin üretiminde kaliteli ham maddeyle yurt içine hizmet verdik. Hem makarnalık durum buğday üretimin durum buğdayından yani ihracat yaparken ithal etmedik. Hem de e, bunun karşılığı arttı da ham maddemiz, bunu da götürüp e, yurt dışına ham madde olarak sattık. Ya e, ne kadar güzel özetlediniz efendim. Hem ekonomik anlamda hem de tüketiciler olarak bu konuda ne kadar e, şanslı olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı. E, Sayın Başkan, az önce tabii cevaplarınızın iç içerisinde ihracata değindiniz ama ben ihracat başlığına tekrar geçtiğim için e, bir. Ee, ne kadar makarna ihraç ediyoruz, hangi ülkelere ihraç ediyoruz ve sizi bölmemek adına ihracat grafiğimiz e, nasıl ilerliyor, hedefimiz demeyiz, yakaladık mı bu konuda dernek olarak bir hedefiniz var mı efendim? Şimdi bu yıl e, işte ilk 8 ayda e, 1 milyon ton civarında ihracat yaptık. Yani yaklaşık aylık 125 bin tona geliyor. E, o da 12 ay düşündüğümüzde 1,5 milyon tonu inşallah yakalıyoruz. Yani i̇nşallah. bizim hedefimiz 1,5 milyon tondu. Ve e, yıl sonuna geldiğimizde bu rakamı göreceğimizi düşünüyorum bu gidişte bu tabloyla. E, ve ihracat konusunda yine bir bilgi daha vermek için 166 evet. tane ülkeye ihracat yapıyor Türkiye şu anda. E, en fazla ihracatı yaptığımız bölgeler Güney Amerika, Afrika ve hatta Japonya, Uzak Doğu. Hmm. E, bunlar bu ülkeleri bir böyle ülke ismi olarak geçerse Venezuela, Somali, e, Ghana, gibi ülkeler ve e, tekrarlıyorum Japonya hatta ciddi bir şey son zamanlarda da Amerika'da bazı üreticilerimiz e, çalışmalarını yapıyorlar ve Amerika kıtasında da ürünlerimizde ihracat her geçen gün artıyor. Bu konuda da gerçekten mutluluk duyuyoruz. Ne kadar güzel. E, Sayın Başkan peki çoğu tarımsal üründe konuşulur ama makarna için geçerli midir bilmiyorum hazır sizi böyle karşımda bulmuşken sorayım. E, biz böyle katma değerli Markalı bir şekilde mi makarnamızı ihraç edebiliyoruz yoksa hani diğer ürün gruplarında geçerli olan bir kavram vardı böyle dökme. Biz yani çuval göndeririz. E, onlar hatta e, kendi markalarını koyarlar. Belki de e, bize de e, tekrar satarlar. E, onlar bize ihraç eder gibi bir durum söz konusu mu efendim? Yani katma değeri var mı bu işin? Tabii şöyle kesinlikle var. Makarna da marka oldu zaten Türkiye artık. Yani hmm. e, gerçekten aranan bir marka oldu. Çünkü her türlü e, üretim yapma kapasitesine, üretim yapma kalitesine, üretim yapma teknolojisi ve ülkemizin bulunduğu jeopolitik durumdan dolayı e, ya lojistik kapasitesine de sahip bir sektör, makarna sektörü. Dolayısıyla bizim işte ihracatlarımızı şöyle bir e, göz önüne aldığınızda, tabii private label'lar var ama hı hı. öyle sizin de dökme ürün gönder, yine tekrar paketlesin, bize göndersin gibi bir durum söz konusu bir durum değil. yok yani Yok. o ihracattan yaratılan katma değerden Türkiye'de kalan paydan e, siz e, sanayicilerin derneğinin başkanı olarak memnunsunuz yani onu anladım. Memnunuz. Anlamadım. Şu anda çok memnunuz. Peki hedef hedef bu mu efendim artması için çalışma var mı yoksa yeterli mi? Var. Şöyle söyleyeyim. Tabii Bey çok önemli. E, şöyle aslında biz e, çok daha fazla ihracat yapabilecek, çok daha üretim yapabilecek kapasiteye sahip bir sektörüz. Biraz önce size kapasiteyi ve üretimimizi evet. zaten. Şöyle Amerika, şey Amerika Birleşik Devletlerinde e, şu anda türk makarnasına anti dumping uygulanıyor. Yani bu anti dumping ile ilgili tabi her yıl bir değerlendirme ya da iki yılda bir değerlendirme yapıyor ki bu değerlendirmelerde biz hep kesinlikle e, ön safalardayız açık konuşmak gerekirse ve e, şöyle e, bizim bazı firmalarımız da bu konuda çeşitli davalar açarak bunu da kazandılar e, gayet de güzel oldu. Amerika pazarı yavaş yavaş açılıyor ama bir de Avrupa Birliği var. Şimdi diyoruz ki Dünya'da en büyük işte e, ihracatçı İtalya, e, ondan sonra da Türkiye, İkinci sırada da Türkiye geliyor. Ama Amerika e, şöyle Avrupa Birliği'nde gerçekten İtalya'ya pozitif ayrımcılık yaparak sadece 20 bin ton mal satabiliyoruz. Bir buçuk milyon ton malın 20 bin tonunu Avrupa'ya satabiliyoruz. 20 bin tondan sonra giren her ürüne Avrupa Birliği ülkeleri tonda 110 euro gibi bir vergi uyguluyor. Gerçekten. Dolayısıyla biz hani şöyle İtalya ile karşılaştırdığımızda ihracatımız, İtalya Avrupa Birliği'ne eğer ihracat yapmasa yani geriye kalan dünyanın tamamını yaptığı ihracatlarda şöyle karşılaştırırsak, Türkiye aslında İtalya'dan fazla ihracat yapıyor. Fakat Avrupa Birliği'ne ihracat yapamadığı için İtalya daha fazla ihracat yapıyor gözüküyor ki dünya mesela ihracat pazarının şu anda yüzde yirmi yani yüzde Türkiye'nin dünya ihracat pazarının pazarını. yani makarna Müthiş makarna ihracatı pazarının 25'i Türkiye'nin. Anladım. Ee, gerçekten bu çok ben bu veriyi bilmiyordum efendim çok teşekkür ediyorum ee, ama söylediğiniz gibi e, hem tarife içi hem tarife dışı e, hem de kimi zaman e, aslında kendi iç e, üretimlerini ve ihracatlarını sekte uğrama, uğratmamak için e, birçok bir ekonomik e, başka ülkeler tarafından siz de söylediniz... Buna yaptırım denmez ama tedbirler diyeyim, tedbirler uygulanıyor. Ama bütün bunları devre dışı bıraktığımızda işte kapasitemizde de ortada. Sayın Başkan birkaç sektörel bilgi ondan sonra tüketimle ilgili birkaç soru sonra zamanınız çok kısıtlı biliyorum. Size veda edeceğim. Şimdi efendim Türkiye'de makarna sektörü dediğimiz zaman tabii ki hani yan yan alanlarını, yan sektörlerini ya da dolaylı olarak istihdamı da katabilirsiniz tabii ki. Kaç kişi ekmek yer bu sektörde? Ya şöyle dolaylı istihdamı da kattığımızda biz şöyle bir e, arkadaşlarımız hep birlikte oturduğumuzda Hı. 50 bin kişi bir istihdam. Maşallah. E, maşallah. Evet. maşallah. E, Şu makarna, kaç fabrika var efendim? Şöyle 25 tane Türkiye'de e, toplam fabrika var. E, faal halde olan ve bu fabrikalar çalışıyor. E, ancak şöyle makarna sektöründe hani biraz önce bahsettiğim gibi tonajlar yüksek olduğu için çok fazla miktarda ürün girişi, çok fazla miktarda Hı. ürün çıkışı. Hatta makarna sektörü Hayvancılık sektörüne bile faydalı dolaylı olarak. Nasıl? İşte makarna ürettiğimiz zaman biliyorsunuz üretirken kepek çıkıyor, kırık evet. buğday çıkıyor. Biz bunları yem ham maddesi olarak yem fabrikalarına satıyoruz. Yani makarna sektörü çalıştığı zaman e, aslında baktığınızda 50.000 kişi diyoruz ama 50 bin kişiden daha fazla kişi de ekmek yiyor. Çok çok güzel. Ee, daha da Allah bereket versin. Ekmek yiyenlerin de ekmeği yağlı olsun derler bizim orada. İnşallah. Ee, Sayın inşallah. Başkan size hazırlanırken e, yine derneğin web sayfasında bir bilimsel mutabakat bildirgesi buldum. Çok da güzel şöyle 12 maddeden de oluşu, oluşuyor. E, burada tabii ki toplumumuzun e, makarna tüketimi, işte kilo alma, karbonhidrat çok fazla sayıda konu konuşuluyor. Hepsinin cevabı var. Ben e, bunu öze çok kısaca özetlemenizi rica edeceğim ama ilk önce e, Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği'nin web sayfasında değerli dostlar şöyle bir bir mutabakat var. Bunu lütfen indirin ve okuyun. Burada bütün merak ettiğiniz soruların cevapları var diyeyim. Bunun çok kısa özeti için sözü Sayın Başkan'a bırakayım efendim. Tabii ki şöyle e, makarnalık durum buğdayından e, Türkiye Cumhuriyeti yani devletimizde makarnalık durum buğdayından üretilen ürün satılıyor şu an bütün raflarda. Şimdi makarnalık durum buğdayının e, lif yapısı ile ekmeklik buğdayın yediğimiz ekmeğin lif yapısı arasında çok büyük fark var. Dolayısıyla e, makarnalık buğdaydaki lif yapısından dolayı e, makarna yediğinizde vücudunuzu terk etmesiyle... bir ...mesela ekmek yenildiğinde vücudu terk etmesi arasında veya başka bir ürün yenildiğinde makarnalık durum buğday dışında üretilen... ...buğdaydan üretilen bir ürün yenildiğinde vücudu terk etmesi arasında çok büyük fark var. Makarna vücuda girdikten sonra kalorisini, karbonhidratını, proteinini bırakıp ve vücudu terk ediyor. Yani makarna şişmanlatmaz. Hatta bizim bir sloganımız vardı... Makarna şişmanlatamaz. Yani şişmanlatamaz. Evet. İstese de şişmanlatamaz. Evet. Şimdi başkanım özellikle şurada e, makarnanın yanına aslında eklediğimiz yine makarnayı tabii ki lezzetlendiren e, soslara biraz bakmak lazım makarnanın kendisine değil de bir de her ürünü dengeli bir şekilde tüketmek zorundayız. Sonuçta makarnada bu dengeyi sağlayan en önemli unsurlardan e, bir tanesi. Ben severek e, tüketelim hatta normalden de çok da yerim e, kilo sorunum da yok onu da söyleyeyim büyük bir ihtimalle <laughs> sizde e, öyle. Şimdi e, Sayın Başkan bu hani e, beylik deriz biz beylik sorulardan bir tanesidir biz e, sektörün en üst düzeylerini böyle karşımızda buldukça hele bir hani bir toplum örgütünü meslek kuruluşunda temsil ediyorsa mutlaka sorarız. E, sektörün Hı. sorunları var mı? Hem e, birinci üretim açısından Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ya da tüketicilerden ya da kendi üyelerinizden de beklentileriniz mutlaka olabilir. Böyle genel bir e, değerlendirmeyle eğer uygun görürseniz bitirelim. Ekleyeceğiniz her şey için vaktimiz var efendim. Tamam. Öncelikle şöyle. Tüm üyelerime teşekkür ediyorum. Niye? Herkes işini yapıyor. Herkes işini hakkıyla yapıyor. Ve günün sonunda da baktığımızda zaten hedeflere ulaşmış oluyoruz. İkincisi devletle ilgili ben yine teşekkür edeceğim çok kurum var. Tarım Bakanlığı, Sayın Tarım Bakanımız, Sayın Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüz e, ve e, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bütün çalışanları gerçekten bize yardımcı oluyor. Bu iş bir ekip işi Umut Bey. Tek başımıza biz başaramayız. Yani devlet olmasa, bakanlık olmasa, kurumlar olmasa, Toprak Mahsulleri Ofisi olmasa, e, i̇ş Ticaret Bakanlığı olmasa bunların hepsi her zaman yanımızdalar. Tabii e, şöyle bu Avrupa Birliği'nde vesaire de sürekli konuşuyoruz ama e, maalesef bizim en büyük sorunumuz Avrupa Birliği'ndeki kontenjan sorunu. Soru. Bu sorunu da e, şöyle yıllar önce yapılan bir gümrük birliği anlaşmasında e, işte çeşitli ürünlerde çeşitli ülkelere kotalar koyulmuş. Mesela e, Avrupa Birliği'ne Türkiye o zamanlar ben hatırlıyorum altı bin ton civarındaydı kota. Biz çok bastırdık yıllar önce. Bunu 20 bin tona zorla çıkardık ve yaklaşık 15 yıldan beri de 20 bin tona gidiyoruz. Aslında oradaki tüketim 2,5 milyon ton. Hmm. Yani bize büyük bir pazar ama e, Ticaret Bakanlığı ile çalışıyoruz beraber. İracat Genel müdürlüğüyle çalışıyoruz beraber. Bize yardımcı da oluyorlar ama dediğim gibi orada şöyle bir şey çıkıyor. Mesela bizim makarna ihracatımız 20 bin ton kotamızı artır dediğimizde hmm. bu sefer Avrupa Birliği diyor ki tamam ben artırayım. O zaman sen de diyor Türkiye'ye göndereceğim işte çikolatayı artır. Ha. Çikolata da hani sıfır gümrükle girecek. Çikolatayı ha. artır. Yani bu karşılıklı bir denge olduğu için hani onlar elinden geleni yapıyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz ve değerlendirme komitesine sürekli raporlar veriyoruz. Fakat günün sonunda hani e, o bazı ince ve hassas dengelerde ne onlar yani Ticaret Bakanlığımız ne bizler ...çok fazla bir şey yapamıyoruz çünkü... ...diğer sektörler de zarar görme ihtimali olduğu için... ...bizim Anladım. makarna sektörünün en büyük sorunu bu. Anladım Sayın Başkan. Şimdi önümde... E, ...Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri var ama... ...sonlara da yaklaştık. Ben bu verileri okuyup da yorumlamanızı istemeyeceğim ama... ...bir konuda bir yorum isteyeceğim. Şimdi evet. Sayın Aykut Göğmen... ...bir markete gittiğinde... ...makarna fiyatlarını gördüğünde... ...bu lüks markette olabilir... ...ucuzluk marketleri de olabilir işin bütün girdisini, çıktısını, masrafını, vergisini bilen biri olarak o e, fiyatları gördüğünde ne hissediyor? Böyle toparlayayım. Tüketici fiyatlarından bahsediyorum tabii ki. Ya bu çok iyi bir soru. Çok ya gerçekten teşekkür ederim. Biz çünkü bu konuda e, üreticiler olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Türkiye Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği'nde ve bütün bulunan üyelerimiz şu anda inanın ihracattan zaman zaman elde ettiğimiz kar ve kazançları dahi iç pazarda yansıtılıyor. Yani burada raflara gidip baktığınızda şöyle hem masum bir gıda dedim biraz önce siz Umut hı hı. Bey hem de ucuz bir gıda. Şimdi Rafa gittiğimde bugün için konuşalım mesela 25-30 lira bir paket makarna aldığımda istediğim sos neyse hani bütçem neyse işte biraz yağ biraz salça biraz yağ biraz peynir ya da ya ikisi beraber her neyse ee, yani gerçekten normalde 4 kişiyi doyurur hadi biraz daha böyle hani bizim gibi sizin gibi çok makarnayı seven benim gibi ve senin gibi biriler olursa evet, da üç evet, evet. kişiyi doyurur yani çok ucuz sağlıklı. Ve bir o kadar da karbonhidrat anlamında, protein anlamında güçlü bir gıdayı tüketmiş oluyorlar. Rafa girdiğinde gerçekten ben baktığımda başka ülkelerle de karşılaştırıyorum. Hı Mesela görüyorsunuz zaman zaman basında çıkıyor işte Avrupa'da fiyat ette bu, Avrupa'da fiyat sütte bu. Ama Avrupa'ya gittiğinizde makarna fiyatlarını karşılaştırırsanız makarna fiyatları çok yüksek. Yani Avrupa ile karşılaştıramayacak derecede Türkiye'de uygun fiyatlara ürün satıyoruz. Ve satmış olduğumuz ürünler de sağlıklı ve bir o kadar da hijyenik. Peki. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. 25 Ekim Dünya Makarna Günü'nü kutluyorum. Dernek olarak bu sürece katkınız hatta başlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben aklımdaki her şeyi sordum efendim. Sizin de çok değerli vaktinizi aldık. Umarız hem sorunlarınız çözülür hem makarna tüketimimiz hem de ihracatımız artar. Elimizden geleni biz de bu süreçte yaşanan bir gelişme olursa elimizden geldiğince duyurmaya da her zaman hazırız. Bir kez daha teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum Umut Bey. Böyle bir günde böyle bir yayın yapmak gerçekten çok nazik bir düşünceydi. Çok sağ olun. Teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye Makarna Sanayicileri derneğimizin çok değerli yönetim kurulu başkanı Sayın Aykut Göğmen bizlerle birlikteydi efendim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Neşeniz bol, ürününüz bereketli olsun efendim. Dünya Makarna gününüzde kutlu olsun. Kalın sağlıcakla. Sağ olun. <laughs>